Evde tedavi sürecini devam edebilmemi söylediler. Orada 15 günü tamamladım ve tekrar bizim işimizi devam ettik. Şimdi herhangi bir sıkıntı yok. Şu an çok şükür herhangi bir şey kalmadı. Mutluyum, şükür atlattık. Şimdi çok şükür yani öyle işimizleri devam ediyoruz. Hastalık dönemi geçmedi aslında. Epidemi devam ediyor. Belki ölüm hızı yavaşlıyor ama gerçekten hastalar tekrar hızlamaya başladı. Bu yüzden sosyal mesafeyi gerçekten devam etmek zorundayız. Maske takmayı zorundayız. Vatandaşlardan öyle ihmal olmaması gerekir. Yani bu süreç atlatırız inşallah. Tekrar göreve dönmek güzel, tekrar normal hayata mümkün olduğu kadarıyla dönmek güzel. Burada ekip arkadaşlarımla ki onlar bana bütün bu hastalık sürecinde çok büyük destek oldular. Çok desteklerini hissettim ve onlarla tekrar bir arada olmak çok güzel. Ben tamamen semptomsuz geçirmiş biri olarak şunu söyleyebilirim ki ilk pozitif çıktığımda hastalığı çok da önemsememe rağmen olabilecek olası vakaları genç hastalarda, yaşlarda bile tehlikeli gittiğini görünce ilk birkaç gün çok büyük tedirginlik yaşadım. Ancak sonrasında neyse ki semptomsuz geçirdim ama o tedirginlik tarif edilemez. Yani bence ona kapılmamak için mutlaka genç yaşlı demeden herkesin mutlaka başta el hijyeni, maske ve devamında da sosyal mesafeye çok uyması gerekli. Mümkün olduğunca yine de evde kalmamız lazım. Yaz tatili geliyor, herkes çok rahatladı. Özellikle sıkıldığımız bu süreçten sonra herkesin çok da ihtiyacı olan bir rahatlık lazım ama bence henüz o kadar rahatlamak için çok erken. Zaten bakanımız ve gerekli merciler sürekli açıklama halindeler. Mutlaka devam etmek lazım bence bu titizlikle.